Selamlar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde çeşitli tipteki merdiven oluşturmayı gördük. Yani birçok tipte merdiven oluşturabiliriz bir önceki dersimizi eğer izlediyseniz. Bu dersimizle birlikte çeşitli tipteki merdiven oluşturmalar haricinde yani Revit'in bize imkan tanıdığı, sınırlarını çizdiği bazı şekiller dışında, bazı formlar dışında nasıl merdiven oluşturabiliriz bundan bahsedeceğiz. Bir önceki dersimin sonunda birçok merdiveni oluşturabilirim. Sahanlıklı, sahanlıksız, tek kollu, iki kollu, hatta üç kollu istediğim tipte merdiven oluşturabilirim. Sadece bir önceki dersi izleyerek nasıl üç kollu merdiven oluşturabiliriz ilk başta bundan bahsederek başlamak istiyorum. Üç kolun basamak sayısı da eşit olsun diye ben bunu 21'e çekiyorum. 21'e çekince bir uyarı çıktı. Okey deyip devam ettim. Sadece rıhtım sayısının fazla yükseldiğinden bahsediyor. Şu an önemsemiyorum. Eğitimde olduğumuz için önemsemiyorum tabii ki de. Başlangıç noktasını seçtim ve 7 tane oluşturuyorum. Hiza aldım sağ kenardan. Biraz boşluk bıraktım. Ve çiziyorum tekrar 7 basamak. Alttan tekrar hiza aldım ve 3. kolumu da çiziyorum. Yerlerini beğenmediysem, ölçüler hizalı olmadıysa bunu seçip yukarıya kaydırabiliriz. Hatta move'la birlikte tam sınıra getiriyorum. Bunu da aynı şekilde move komutuna girdim. Ve basamaklar bu şekilde devam etsin dedim. Onaylıyorum. Onaylarsam benim artık 3 kollu merdivenim oluşacaktır. Yani birçok şeyi çizebilirim sadece bir önceki dersle. Ama çizemeyeceğim, yapamayacağım şeyler de var. Biz buna da eskizle merdiven çizme diyoruz. İstediğimiz tipte merdiven oluşturmak mümkün. Bir eskiz çizerek yapabiliriz bunu. Eskiz çizmeden de yapabiliriz ama işimiz çok kolaylaşacak. Ben bunu model line ile yapıyorum. Model line'e girdim ve çizmek istediğim merdivenin bir eskizini oluşturuyorum model line ile. Düz bir çizgi çektim. Pick line'e girdim ve 150 kol genişliği verdim. Yakınlaştım biraz. Daha sonra alt tarafı kapattım. Offset açık kaldığı için düzgün kapatamadım. Offset'i iptal ettim. Pickline'e line aracını tekrar girdim ve altını kapattım. Daha sonra LI kısa yoluyla model line'a tekrar girdim. Architecture üst başında yer alan. Pickline'i seçtim ve offset değerine 30 yazıyorum. 24 basamaklı bir merdiven oluşturacağım. O yüzden 12 sol tarafta, 12 sağ tarafta olacak şekilde oluşturuyorum. Bu gereksiz çizgiyi de siliyorum. Tekrar L kısa yoluyla komutuna girdim ve offset değerine 30 diyerek 12 tane merdiven oluşturuyorum. 12 tane basamak oluşturuyorum daha doğrusu. Evet, oluşturdum. Trimle kapatıyorum. Aynısını bir de karşı tarafa kopyalayacağım. Hepsini seçtim. Kopya komutuna girdim. Kopyalama noktası belirledim ve 50 santimde merdiven kovası bırakacağım. O yüzden 200 offset diyorum. Şimdi ben sahanlıkta biraz değişiklik yapmak istiyorum ama biz bunu basamakta da yapabilirdik. Ben sahanlığın bir yağ ile kapatılmasını istiyorum bu şekilde. Aynı şekilde kovanın da böyle olmasını istiyorum. Revit'in bize sunduğu merdiven komponentlerinde böyle bir tip yok. Kendimiz oluşturabiliriz ama gördüğünüz gibi. Yani istersen başlangıç ve bitiş merdivenini de oval yapabilirim. Yani sadece sahanlıkla ilgili yapabileceğiniz bir değişiklik değil bu. Bilin isterim sadece. Tüm basamaklar da farklı olabilir. Abartmayayım. Bunu da seçtim. Mirror Draw Axis ile karşıya mirrorladım. Son basamakları sildim. Şimdi benim eskizim hazır. Şimdi bu eskizi kullanarak bu tipte bir merdiven oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım? Architecture üst başlığından Stair komutuna geliyorum. Ve yine her zamanki gibi ayarlamalarımı yapıyorum. Kol genişliğini 150 yazdım. Basamak sayısını 24 ve basışa 30 yazıyorum. Daha sonra bu draw panelindeki Create Sketch seçeneğine geliyorum. Bu kalem sembolüne. Tıklıyorum. Tıklarsam burada 3 tane seçenek beliriyor. Biri boundary, alan, deriser, basamak, rıht. Diğeri de stair path, merdivenin çıkış yönü. Ben altta eskizim olduğu için çok rahat pickline'la ben merdivenin sınırlarını, alanını seçiyorum. Dikkat edin, altını seçmedim çünkü altını basamak olarak kabul ediyor. Sonra riser'a geldim ve pickline'la ben basamaklarımı seçiyorum. Ve farkındaysanız ben seçtikçe risers created bir bir artmaya, remaining bir bir azalmaya başladı. Ben seçerek hepsini oluşturuyorum. Karşıya geldim, aynısını bu tarafa da yapıyorum.
Ve sonucuyu da seçerek oluşturmuş oldum. Artık remaining 0 yazdı burada. Ve finish deyip onaylarsam bir hata verecek. Çünkü ben stair path'i göstermedim, unuttum. Stair path'e geliyorum ve merdivenin düzlemini belirliyorum. Burada hiç önemi yok. Sadece bir yön vermeniz yeterli. Yani benim sahanlığım oval, ben de çıkış yönünü oval yapayım gibi bir şey girmenize gerek yok. Onayladım ve böylece benim merdivenim oluşmuş oldu. Buradan çıkılıp buradan inilen bir merdiven gördüğünüz gibi oluştu. Ben finish demediğim için korkuluk vesaire oluşmadı. Finish dersem korkulukları da oluşacaktır. Daha sonra modern line ile altta çizdiğimi de seçip silebilirim. Peki ben bu merdivenin çıkış yönünü bu şekilde değil de tam tersi olsun istersem nasıl olur? Buradaki oka tıklayıp tam tersi yönde çıkmasını da sağlayabiliriz. Apyasını yine seçip kaldırıyorum. Merdivenin tipini değiştirebilirdik hatırlıyorsanız. Merdiveni seçtim ve monolitik stair, yani betonarme olsun istiyorum dersem betonarme olacaktır. Kesitini alayım. Plana geldim. View üst başlığından section'a, section komutunu çalıştırıp ve bir kesit düzlemi seçip kesitime gidiyorum. Kesit ok başlığını çift tıklayarak ya da Project Browser'da section başlığında yer alan section 1 seçeneğine giderek ve böylece benim merdivenim her şeyle oluşmuş oldu. Korkuluk tiplerini değiştiriyorum. CTRL kontrol tuşuna basılı tutup bütün korkulukları seçtim ve bunun rectangle olmasını istiyorum dedim. Ve böylece benim merdivenim oluşmuş oldu. Revit'in bize sunduğu merdivenler dışında da kendi tasarımınız olan merdiveni de yansıtabilirsiniz. Bu tabii ki de plan düzlemindeki tasarımdan bahsediyorum. Yani sahanlığı ve basamakların formunu, şeklini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde bir tasarım merdivenden bahsediyorum. Bu derste bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.